Cehalet, kişinin hiçbir şey bilmemesidir, ilmin zıttıdır. Eğer birinde ilim varsa cehalet yoktur, cehalet varsa da ilim yoktur. Buradaki ilimden kastımız da İslam ilmidir, akide ilmidir. Kişinin alim olmasına gerek yoktur ilim sahibi olabilmesi için. Kişinin diploma sahibi olmasına gerek yoktur ilim sahibi olabilmesi için. Ve kişinin herhangi bir üstün zeka göstergesine ispatlamasına gerek yoktur ilim sahibi olabilmesi için. Buradan kastettiğimiz akaid ilmidir. Ve demiştik ki cehalet kendi içerisinde iki ayrılır. Birincisi basit cehalet, ikincisi ise mürekkep cehalet. Basit cehalet neydi? Kişinin hiçbir şey bilmemesi haliydi. Örneğin adam Peygamber'i hiç duymamış veya Allah'ı hiç duymamış veya adam tağutu hiç duymamış. Bu basit cehalettir. Mürekkep cehalet de duymuş ama çok yanlış öğrenmiş. Mesela Peygamber derken adam diyor ki Nusayri'lerin itikadında olduğu gibi Allah'tır diyor Peygamber'e. Ve adam Allah derken diyor ki kalbim temizdir cennete gireceğim diyor. Allah öyle bir Allah tasavvuru oluşturmuş gözünde. Ve adam taut derken diyor taut diye bir şey yok veya diyor taut sadece firavundur diyor veya şeytandır diyor vesaire. Yani bir şeyler biliyor ama çok yanlış biliyor. Bu da mürekkep cehalettir dedik. Ve daha sonra cehaletin üç sınıfta incelendiğini anlattık. Birinci sınıf diyordu ki cehalet mazeret değildir. İkinci sınıf diyor ki cehalet mazerettir. Üçüncü sınıfta diyor ki İlim olan yerde cehalet mazeret değildir, olmayan yerde mazerettir diyorlardı. Ve bu üç görüşü de kısaca özetlemiştik ve ardından cehaletin konusunda giriş yapma yaptığımız dersi bitirmiştik. Bugün de cehalet konusunun ayetler bazında ele alacağız. Kur'an cehalet konusunda ne diyor? Kur'an cehalet hakkında bize neler anlatıyor? Bundan bahsedeceğiz. Cehalet mazeret değildir konusunu ele alırken Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta demiştik ki ahir zamanda olduğumuz gerçeğini unutmadan ele alacağız. Yani biz ahir zamanda yaşıyoruz ve ahir zamanda küfür şirk yaygın olacak. Ve bir de şunu da unutmamamız lazım ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da cehaleti helak olan kavimlerin, kafir olan kavimlerin, müşrik olan kavimlerin bir özelliği olarak sayıyor. Yani Allah Kur'an'da cehaleti yeriyor, cehaleti eleştiriyor ve Cihalet sahiplerini genellikle helak ediyor. Örneğin Allah Azze ve Celle Zümer suresi 64. ayette buyuruyor ki: "Kul efagair Allahi ne abudu Eyhel cahilun". Burada Hud aleyhisselam kavmine diyor ki: "De ki benim Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi istiyorsunuz ey cahiller? Görüldüğü üzere Hud aleyhisselam helak olacak olan kavmine diyor ki: "Cahil". Yani Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi istiyorsunuz ey cahiller diyor. Yani burada Hud aleyhisselam şöyle de diyebilirdi. Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi istiyorsunuz ey salaklar? Veya ne bileyim Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi istiyorsunuz ey kötüler, ey ahmaklar, ey kafirler falan. Öyle de diyebilirdi ama direkt cahiller dedi ve cahili bir kötülük sıfatı, bir eleştiri sıfatı olarak kullandı. Yine aynı şekilde Ahkaf suresi 23. ayette Allah azze ve celle buyuruyor ki dedi ki onun ilmi yani ilim ilim dediğimiz kavram var ya Allah'ın katındadır. Ve ubellighukum ma ursiltu. Ben size sadece tebliğ ediyorum. Velakin arakum kavmen tecahlun. Ancak ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum diyor ayette. Burada da görüldüğü üzere peygamberin davetini inkar eden, peygamberin davetine icabet etmeyen o kafir kavmin halineymiş yani hali neymiş? Cahilmiş. Ancak cahil olmalarına rağmen ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Hudun kavmi, Hud kavmini yani at kavmini helak ediyor. Cahil olmaları onları kurtarmıyor. Ve Allah Azze ve Celle de sürekli bu kavme cahil cahil diyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle eğer birine cahil diyorsa emin olun ki o ya helak olacaktır ya da kafirdir yani. Yine aynı şekilde Nuh Aleyhisselam'ın hakkında bir ayet var Hud suresinde 29. ayette. Nuh Aleyhisselam da diyor ki Ey kavmim ben sizden bir mal istemiyorum. Biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselama bir mal teklif etmiş. Bir para teklif etmiş. Nuh Aleyhisselam da ben sizden bir mal istemiyorum diyor. Ve devamında da diyor ki in ecriye ilallah. Benim ecrim yani benim karşılığım, benim ücretim Allah katındadır. Ve ma ana bi amenu. Ben iman edenleri de kovmam. Şimdi biz buradan da anlıyoruz ki Nuh Aleyhisselam'ın yanında iman edenler var ve Kafirler bu iman edenleri Nuh Aleyhisselam'ın kovmasını istiyor. Hakikaten de böyle değil mi? Nuh Aleyhisselam'a iman eden çok az bir zümre var. 20-30 kişilik küçük bir zümre var. Ve kavmin ileri gelenleri Nuh Aleyhisselam'dan bu adamları kovmasını istiyor. Ancak Nuh Aleyhisselam onları küçük görmeyerek kovmayacağını söylüyor. Ve devamında da diyor ki, İnnehum bihim. Onlar Rablerine kavuşacaklardır. Yani onlar Müslümandır, onlar benim kardeşlerimdir diyor. Ve devamında da diyor ki وَلَاكِنَّ اَرَاكُمْ kavmen تَجَعَلُونَ Velakin ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum diyor. Dolayısıyla burada da Hud, Nuh Aleyhisselam Hud Suresi 29. ayette kendi kavmini cahil bir kavim olarak nitelendiriyor. Görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle Nuh'un kavmine, At kavmine ve Kur'an'da bu tip örnekleri arttırabiliriz. Hep cahil diyor. Allah bunların yani helak olan kavimlerin özelliklerinden bir özellik olarak cahillik sıfatını gösteriyor. Eğer cehalet insanı kurtarsaydı ve eğer cehalet şirkin önünde bir kabul edilebilir bir mazeret olsaydı Allah bu sıfatı kullanmazdı. Demek ki cehalet şirkin önünde, küfrün önünde kişiyi kurtarabilecek bir mazeret değil ki nedir arkadaşlar? Allah katında geçerli değildir. Biz ne demiştik geçen hafta? Kişi nasıl şirkin önünde kurtulur? İkra altında olursa veya ergenlik çağına girmemişse veya akıl bali değilse gibi değil mi? Ancak bunun dışında cahil olması onu asla ne yapmaz? Onu asla Allah katında mazur saymaz. Hatta tam tersini bile söyleyebiliriz. Tam tersini bile ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle ilim sahibi olmayanların hüsranda olacağını bize haber vermiştir. İlim sahibi olmayanların. Burada bütün Müslümanların dikkat etmesi, hassas davranması gereken bir konu. Allah Azze ve Celle ne diyor? Vel asr. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî husur. Şüphesiz ki insan hüsrandadır. İllellezine amenu ancak iman edenler ve amülü salihati salih amel işleyenler ve tevasav bil hakkı, birbirlerine hakkı anlatanlar ve tevasav bir sabır birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Yani Allah burada bütün insanların hüsranda olduğunu ateşte olduğunu söylüyor ancak şu dört zümrenin kurtulduğunu söylüyor. Bunlar da kimdir? İllellezine amenu iman edeceksin bir kere İman edenler. Ve amilü salihati. Salih amel isteyenler İman etmek yetmiyor. Namaz da kılman lazım. Oruç da tutman lazım. Zekat da vermen lazım. Ve tavasav bil hakkı. anlatanlar diyor. Öyle değil mi? Tağutu anlatacaksın, tevhidi anlatacak, şirki anlatacak, küfrü anlatacak. Ve tavasav bis sabır. Sonra da gelen musibetlere sabredeceksin. Yani bu dört esas müminin hayatının özetidir yani kısaca. E peki soruyorum. ilmi olmayan bir adam nasıl bunları başaracak? İlmi olmayan bir adam nasıl hakka davet edecek? İlmi olmayan bir adam nasıl iman edecek? İlmi olmayan bir adamın salih amelleri nasıl kabul edilecek? Öyle değil mi? Mesela icat, hayırlı bir icat salih ameldir. Adam mesela elektriği buluyor, müthiş bir amel işliyor ama Hristiyan olarak öldü. E şimdi bu buluşunun ona bir faydası var mı? Yok. Ve adam aynı şekilde çok böyle olağanüstü bir şey icat ediyor mesela. Lakin Müslüman olmadan canını veriyor. Bunun ona faydası var mı? Yok. Dolayısıyla kişi iman etmeden ona salih amele de fayda vermez. İstediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar oruç tut. Sen daha tevhidi tağutu bilmiyorsun. Nasıl bir sana Müslüman diyeceğiz? Allah nasıl kabul etsin? Cehalet mazeret değildir. Babında Kur'an'da 14 tane ap açık ayet vardır. Aslında 14'ten fazla ayet var. Yani ayrıntısına girsek eğer çok fazla ayet var ancak ee, üzerinde ittifak edilmiş. İşte bu ayet cehaletin mazeret olmadığına dair delildir Diğere 14 tane ayet getirmiş alimler. Demişler ki bu 14 ayet cehaletin mazeret olmadığına dair ap açık, üzerinde ihtilaf olmayan, üzerinde ittifak olan 14 ayettir demişler. Peki bu ayetleri biz ne iddiamıza delil getireceğiz? Cehalet mazeret değil dedik de neye göre mazeret değil? Cehalet şu beş sebepten dolayı mazeret değil. Birincisi Allah Azze ve Celle daha bizleri yaratmadan evvel bizim fıtratlarımızdan öyle değil mi? Bizim ruhlarımızdan bir söz aldı. Elestü bir Rabbikum dedi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz de dedik ki bela ne? Bilakis şahidiz dedik ve Allah'a söz verdik. Birincisi misak. Misak yani Allah Azze ve Celle ruhlarımızdan söz aldı. İkinci delilimiz ne? Akıl. Akıl ne demektir arkadaşlar? Bizi hayvandan ayıran özellik. Allah azze ve celle bize akıl nimeti vererek bizim kendisini bulabilmemiz için gerekli donanıma sahip olmamızı sağlamıştır. İkincisi akıl dedik. Üçüncüsü nedir arkadaşlar? Fıtrat. Allah azze ve celle kainatı kevni ayetleriyle doldurmuş ve bu kevni ayetlerin üzerinden fıtratımız ile kendisini bulabilmemizi bize kolaylaştırmıştır. Peki bunun örneği var mı? Kur'an'da tabii ki var. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Müslüman olurken kendisine İslam'ı anlatan bir peygamber var mıydı? Yoktu. Kendisine e, İslam'ı anlatan bir kitap var mıydı? Yoktu. İbrahim Aleyhisselam nasıl Müslüman oldu? Güneş'e baktı. Acaba bu benim Rabbim mi dedi? Yıldızlara baktı. Acaba bu benim Rabbim mi dedi? Öyle değil mi? Araştırdı, araştırdı. Sonunda Allah Subhanehu ve Teala'yı buldu. Demek ki neymiş? Demek ki kişinin Allah Azze ve Celle'yi bulabilmesi için fıtratı da bir delildir ve cehaletin mazeret olmadığına dair üçüncü delil de fıtrattır. Dördüncü delilimiz ne? Peygamberler. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İsra suresini hatırlayın geçen hafta zikretmiştik 15. ayette. Biz peygamber göndermediğimiz bir kavmi helak edici, azap edici değiliz. Allah Azze ve Celle bütün kavimlere peygamber göndermiştir. Bunu kim söylüyor peki? Allah'ın kendisi söylüyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنَا عَبُدُ اللّٰهَ Biz bütün ümmetlere Allah'a iman etsinler, tağutu da reddetsinler diye peygamber gönderdik. Yani Allah bütün ümmetlere peygamber göndermiş. Ne diye göndermiş? Allah'a iman etsinler, tağutu da reddetsinler diye. Nal suresi 36. ayette. E peygamber aleyhisselam ne diyor peki bu konuda? Resulullah buyuruyor ki Allah 124 bin peygamber göndermiştir. 124 bin. Bizim kavmimize peygamber gelmiş mi? Gelmiş. Demek ki peygamberlerin gönderilmesi de cehaletin mazeret olmadığına dair dördüncü delil. Beşinci delil nedir? Beşinci ve son delil kitap. Allah azze ve celle peygamberlerden sonra din unutulmasın ve insanlar şeriatı takip etmeye devam etsin diye kitaplar indirmiştir. Burada kitaplardan kastım dört kitap değil, daha fazlası. Örneğin Allah Azze ve Celle bazı peygamberlere sahife indirmiştir değil mi? Kimisine kitap indirmiş, kimisine sahife indirmiş. Örneğin Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an dışında kendisine Allah'ın kitapçıklar diyebileceğimiz sayfeler indirdiği peygamberler olmuş. Kimine 15 sayfa indirmiş, kimine 30 sayfa indirmiş, kimine 10 sayfa indirmiş. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle bunlarla ne yapmış? Bunlarla insanlar üzerindeki e, hücceti ve cehaleti kaldırmış. Yani bu 5 delilden sonra misak, akıl, fıtrat, peygamber ve kitap delillerinden sonra cehalet ortadan kalkmıştır. Allah Azze ve Celle Semud kavmine, Ad kavmine, Lut kavmine, Nuh kavmine, Mısır kavmine, Eyke kavmine, Tuppa kavmine, Kureş kavmine ve Kur'an'daki hiçbir kavme cehaletlerini mazeret saymamış. Lakin teknolojinin geliştiği, her türlü Kur'an'ın rengarenk basıldığı, ilmin insanın elinin altına kadar geldiği bütün imkanların alabildiğine ilerlediği bir dönemdeki bu insanları cehaletleri mazeret sayıp cennete alacak. Öyle mi? Bu diğer kavimlere adaletsizliktir. O zaman cehalet mazerettir diyenler ne demiş oluyor arkadaşlar? Cehalet mazerettir diyenler demiş oluyor ki Allah adil değil zalimdir. Niye? Çünkü Allah diğer kavimlerin cehaletini mazeret saymadı. Bu kavmin cehaletini mazeret saydı. E, bu Allah'ın zalim olduğunu gösterir o zaman. Haşa. Allah da zalim değil adildir. Diğerlerine mazeret değilse bunlara da mazeret değil. Bitti. Peki Kur'an'daki saydığımız 14 ayet nedir? Allah cehalet mazeret değildir. Meselesini bize nasıl anlatmıştır? Birinci ayetimiz Beyine suresinin birinci ayetidir. Allah Azze ve Celle burada buyuruyor ki لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ min مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ munfekine hatta تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ Allah Azze ve Celle bu ayette buyuruyor ki dikkat edelim. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine ap açık deliller gelinceye kadar iman edecek değillerdi. Bakın kendilerine apaçık delil gelinceye kadar iman edecek değillerdi. Bakın daha kendilerine delil gelmeden beyine gelmeden Allah onlara iman edecek değillerdi diyor. Yani Allah Azze ve Celle onlara lem yekunul ladine keferu min ehlil kitabüvel müşrikine diyor. Ehli kitaptan kafirler ve müşrikler diyor. Bakın daha peygamber gelmemiş, daha kitap gelmemiş. Allah onlara kafir ve müşrik diyor. Görüldüğü üzere burada Allah Azze ve Celle bunların cehaletini mazeret saymıyor. E daha dur canım daha kitap gelmedi, daha peygamber gelmedi. Bunlara bir şey demeyelim demiyor. Lem yekunüllezine keferu minehelil kitap el kitaptan kafirler vel müşrikine de müşrikler. Apaçık bir şekilde Allah Azze ve Celle daha peygamber gelmeden, kitap gelmeden bunlara kafir ve müşrik diyor. İkinci Delilimiz ise Nisa suresi 116. ayettir. Allah Azze ve Celle bu ayette buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَ اَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Fakat وَمَا يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bunun dışında dilediği günahı affeder. Kim Allah'a şirk koşarsa o uzak bir sapıklığa düşmüştür. Şimdi uzak bir sapıklıktan kasıt ne? Şöyle iki tane düz çizgi düşünelim. İki tane düz çizgi düşünelim. Ve bu düz çizginin bir tanesi her 10 metrede bir, 20 metrede bir, 1 santim sağa kaysın. Bir tanesi de dümdüz gitsin. Hiç sağa sola sapmadan. Dümdüz gitsin. Şimdi bu sağdaki 1 santim 1 santim kayan çizgi ne olacak arkadaşlar? 1 kilometre sonra 5 kilometre sonra 10 kilometre sonra Öyle değil mi? Ancak diğer çizgi ise dümdüz devam edecek. Biri Saparken diğeri düğümdüz bir şekilde devam edecek. İşte Allah Azze ve Celle burada bize standart sapma veya milimetrik sapmadan bahsediyor. Dalle dalalen ba'ide diyor. Onlar uzak bir sapıklığa düşmüş olur diyor. E baktığınız zaman Fatiha suresinde biz günde beş vakit Allah Azze ve Celle'ye ne diyoruz? Fatiha suresinde biz günde beş vakit diyoruz ki اِهْتِنَا الصِّرَاطَ mustakim Bizi dost doğru yola eleştir. صَرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمْتَ Öyle değil mi? gayril mağdubi aleyhim ve leddalin <min> diyoruz. Allah Azze ve Celle de burada sırat-ı müstakim vurgusu yapıyor. Dost doğru yol. müşrikler hakkında hangi vurguyu yapıyor arkadaşlar? Dalla dalalen ba'ide. Uzak bir sapıklık diyor. Müminlere dost doğru yol diyor. Müşriklere ise uzak bir sapıklık diyor. Bu da demek oluyor ki şirk insanı saptırır. Ve Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz bu ayette ne diyor? Allaha la yeğfirü eyyüşrekebi. Allah şirki asla affetmez. Yine diğer evet. ayetimizde Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 48. ayette buyuruyor ki: İnna Allaha la yaqfur ayyuš şakbih, veyafur madunu darik lme ysha, vme yushrik billahi, iftara ismen azima. Allah şirki asla bağışlamaz. Şirk dışında istediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah'a en büyük iftira'yı atmıştır. Şimdi Allah'a iftira nasıl atılır? Mesela Hristiyanlar Allah'a nasıl iftira attılar? Dediler ki Allah'ın oğlu var. Haşa. İsa Allah'ın oğlu dediler. Yahudiler Allah'a nasıl iftira attılar? Dediler ki Üzeyr Allah'ın oğlu. Öyle değil mi? Günümüzdekiler Allah'a nasıl iftira atıyorlar? Diyorlar ki Allah el hakem değil. El hakem biziz. Yani biz yönetiriz. Diyorlar ki Allah el hakim değil. El hakim biziz. Yani biz yasa koyarız. Diyorlar ki Allah el adil değil. El adil biziz. Yani helali haramı biz belirleriz. Diyorlar. Allah'a bu şekilde iftira atıyorlar. Herkes Allah'a, her müşrik Allah'a ayrı iftira atar. Bu yüzden Allah şirke iftira demiştir. Şirke ne demiştir? Kendisine atılan iftira. Ve men yushrik <laughs> billahi fakat iftara ismen azime. Allah'a en büyük iftirayı atmıştır. Bir adamın bir kadına iftira atması normal bir iftiradır. Ama Allah'a şirk koşmak ismen azime. En büyüğüdür. Diyor Allah Azze ve Celle. Dördüncü ayetimiz de Maide Suresi 72. ayettir. Allah Azze ve Celle bu ayette buyuruyor ki İnnehu meyşrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l cenne Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar yasaklar yani ebediyen ve ma'ahunnar onu cehennem ateşine koyar ve male zalimina min O zalimlere hiç kimse de ensar olmaz hiç kimse de yardımcılık yardımcı olmaz diyor Buradaki zalimden kasıt nedir Allah az önce dikkat ettiyseniz ne dedi? Ve mali zâlimîn min ensar. Yani Allah'a şirk koşanlara, değil mi? Hiç kimse yardımcı olamaz dedi cehennemde. Allah kendisine şirk koşanlara zalim dedi. E şimdi zalim nedir? Zulüm fiilinin faili zalimdir, değil mi? Zulüm yapana zalim denir. Mesela birini haksız yere öldürürsen, birinin malını haksız yere çalarsan veya başka bir haksızlık yaparsan bu zulümdür. Peki zulüm şirk midir? Zulüm şirk değildir. Ama şirk bir zulümdür. Her zulüm şirk değildir ama her şirk zulümdür. Buradaki zulüm nasıl anlaşılmalı o zaman demek ki? Allah'ın Lokman suresinde Lokman aleyhisselamın oğluna dediği gibi anlaşılmalı. Lokman aleyhisselam ne dedi? Ey oğulcuğum Allah hiçbir şey ortak koşma. İnne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk en büyük zulümdür buradaki zulmü bu şekilde algılayacağız. Neymiş? Her şirk zulümdür ama her zulüm şirk değildir. Belki burada içinizden her biriniz hayatınızın bir döneminde zulmetmişsinizdir. Belki kendi nefsinize, belki karşınızdakinin nefsine. Bilemezsiniz. Beşinci ayetimiz de Tövbe suresinin altıncı ayetidir. Allah Azze ve Celle Tövbe suresinin altıncı ayetinde buyuruyor ki وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ müşriklerden biri sana geldiğinde bakın. Hoppala. Ayetin başı bir kere ilginç. Allah müşrik dedi. Müşriklerden biri sana geldiğinde. Feecir <laughs> ona eman ver. Hatta <laughs> yesma'a Allah. Allah'ın kelamını dinlesin. Yani ona davet at, davet yap, İslam'ı anlat. Sonra <laughs> Sonra onu gideceği yere serbest bırak. Yani bırak nereye gidiyorsa gitsin. Yani ona karışma bir enhum قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Böyle yapman onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Bakın daha müşrik Allah'ın kelamını duymamış değil mi? Hatta yesma'a kellem Allah. Allah'ın kelamını duyana kadar ona fe'ecirhu, eman ver. Daha adam Allah'ın kelamını duymamış Allah adama müşrik diyor. Öyle değil mi? Sübhanallah yani. Allah Azze ve Celle daha ve in ahadun minel müşrikine en başta söyledi. Müşriklerden biri sana geldiğinde ona eman ver, Allah'ın kelamını dinlesin. Yani ona İslam'ı anlat. Adam daha İslam'ı duymadan Allah adama müşrik diyor. Niye yaptığını da zaten ayetin en sonunda açıklıyor. Diyor ki çünkü onlar bilmeyen bir kavimdir. Allah katında cehalet mazeret olsaydı Allah ona böyle söyler miydi? Allah azze ve celle ayette وَاِنْ اَحَدُنْ مِنَا yerine ve ahadun minen nasul Yani insanlardan biri sana geldiğinde derdi. Ama Allah müşriklerden biri sana geldiğinde diyor. Demek ki Allah katında daha Allah'ın kelamını duymasan bile cehalet mazeret değil. Diğer ayetimizde ise 6. ayetimizde Allah Azze ve Celle Enam suresinin 130. ayetinde şöyle buyuruyor. Ya cinni vel ins. Ey insanlar ve cinler. Allah Azze ve Celle böyle seslenecek. Ey insanlar ve cinler. Size peygamber gelmedi mi? Size ayetlerimizi anlatan, sizi bugüne uyaran yani kıyamet gününe, hesap gününe uyaran peygamberlerimiz gelmedi mi? Onlar der ki evet geldi. Kalu şehidna ala enfusina. Nefislerimizin aleyhine şahitlik ederiz. Ne yaparız? Nefislerimizin aleyhine şahitlik ederiz. İnsanlar ve cinler peygamberlerin geldiğini nefislerinin aleyhine kabul edecekler. Yani Allah Azze ve Celle diyecek ki boşuna bağırıp çağırmayın cehennemliklere diyecek. Ey insanlar ey cinler ne, ne çırpınıyorsunuz yırtınıyorsunuz. Size peygamber gelmedi mi? Ayetlerimi anlatan sizi uyaran olacak geldi. Ayetin sonunda da Allah Azze ve Celle bunu anlatarak diyor ki وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ dünya Dünya hayatı onları aldattı. وَشَهِدُ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرُونَ O kafirler kendi nefislerinin aleyhine şahitlik edeceklerdir. Bakın burada da görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle onların kendilerinin kafir olduğuna şahitlik edeceğini söylüyor. Ne yapacağını söylüyor? Şahitlik edeceğini söylüyor. Burada da görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle onların kafir olduğunu söylerken kafirliklerini nasıl ispatlıyor arkadaşlar? Peygamber göndermedin mi diye soruyor. Bize peygamber geldi mi? Geldi mazeret kalktı o zaman. Devam edelim. 7. ve 8. ayetimiz Mümin Suresi 49. ve 50. ayetlerdir. Allah azze ve celle bu ayette buyuruyor ki: "Vekale'l-ladīna fī'n-nār, cehennemlikler diyecekler ki: Lihaznatil cehennem, cehennem bekçilerine cehennemlikler diyecekler ki: Ud'ū rabbakum yukhaffif 'annā yawman min'l-azab." Rabbinize dua edin de bir günlüğüne azabımızı hafifletsin. Yuhaffif, hafifletsin. Bak bize azap etmesin demiyorlar. Bir günlüğüne azabımızı hafifletsin diyor. Bakalım cehennem bekçileri onlara ne cevap vermiş bu istediklerine karşılık. Size ayetleri anlatan, açık delillerle gelen Resuller gelmedi mi? Kalu <laughs> bela dediler ki evet. Kalu fed'u ve ma du'a'ul kafirin illa fi dalal. Onlar dediler ki evet geldi. Bekçiler de onlara diyecekler ki o zaman dua edin. Bilin ki kafirlerin duası boşunadır. Yani boş dua et, boş kendinizi boş boşuna yırtıyorsunuz diyor. Bu aynı zamanda da son senelerde memleketimizde türeyen ılımlı İslamcılara da bir cevaptır ki kafirin ve müşriğin duası kabul edilmez. Adam diyor kafirin duası kabul edilir, edilmez. Allah Azze ve Celle ayette gayet açık bir şekilde ne diyor? kafirlerin doğası kabul edilmez. Mümin suresi 50. ayet. Eğer kafirlerin duası kabul edilseydi kiliselerde her pazar bize beddua okunuyor. Doğru mu? Müslümanlara beddua ediliyor. Sinagoglarda her cumartesi bize beddua ediliyor. Budistler her Allah'ın günü bize beddua ediyor. Çinliler, Japonlar, Ruslar ne kadar din varsa hepsi bize beddua ediyor. Kafirlerin doğası kabul olsa o zaman Allah bize helak etmesi lazımdı yani. Sofiler bize beddua ediyor. Sofilerin doğası kabul olsa Allah bizi helak etmesi lazımdı. Devam edelim. 9 ve 10. ayetler En'am suresinin 156 ve 157. ayetleridir. Allah buyuruyor ki: "Biz sizden önceki iki kavme kitap indirdik. Yani Yahudilere ve Hristiyanlara kitap indirdik. Onların üzerlerindeki yani onlara gelen kitaplardan habersiz demeyesiniz diye size haber verdik. Yani onlara kitap indirdiğimizi size söyledik. Ve bize kitap indirseydin doğru yolu bulurduk demeyesiniz diye de Allah'tan size ap açık bir kitap geldi, rahmet geldi, hidayet geldi. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'ı da ne yaptı arkadaşlar? Kur'an'ı da hüccet saydı. Kur'an'ı da ne yaptı? Kur'an'ı hüccet saydı. Dedi ki bize kitap gönderseydin doğru yolu bulurduk demeyesiniz diye size apaçık bir rahmet, hidayet, rehber gönderdik dedi. Yani Kur'an'da nedir? Kur'an'da bir hüccettir. Adamın evinde Kur'an var. Asmış beyaz beyaz bir şeye koymuş, duvara asmış. Kur'an'ı okuyup okumaması onun problemi. Allah ona Kur'an'ı göndermiş mi, göndermiş. Okuyup okumaması Allah'ın problemi değil. Adamın elinin altında internet var. Tıklasa Kur'an açılacak, doğru mu? Allah ona o imkanı vermiş. Açmaması onun problemi, Allah'ın problemi değil. Allah bu Kur'an'ı hüccet olarak göndermiş. Yahudi ve Hristiyanlara da aynısını yaptık diyor Allah azze ve celle. Size de bunu haber verdik diyor. Rabbimiz, Teala devamında da çok tehlikeli bir uyarıda bulunarak diyor ki Femen أَظْلَمُوا مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ anha. <عَنْهَا> Bu saatten sonra artık bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan ve ayetlerimizden yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Öyle değil mi? Adama tağutu anlatıyorsun. Adam diyor ne tağutu kardeşim? Adama hakkı anlatıyorsun. Hakkı görüyor. Vallahi sizin yolunuz doğrudur diyor ama yüz çeviriyor. Sedefe anha. Haktan yüz çevirenler. Women azlamu kim onlardan daha zalimdir? Allah böyle söylüyor. Adama anlatıyorsun meseleyi. Adam diyor doğru diyor. Sizin yolunuz doğru, haktır diyor. Anlattıklarınız doğru diyor ama amel etmiyor. Yüz çeviriyor bizden. Allah diyor kim bundan daha zalimdir? Devam edelim. 11. ayetimiz de A'raf Suresi'nin 172. ayetidir. Allah azze ve celle A'raf Suresi'nin 172. ayetinde buyuruyor ki ve iz رَبُّكَ مِنْ min bani مِنْ min zuhurihim Allah Adem'in sülbünü, zürriyetini çıkardı. Yani hepimizi Allah azze ve celle Adem'in sülbünden çıkarmış. Aleyhisselam. Ve عَلَىٰ ala enfusihim. Onları kendi nefislerine şahit tuttu. Yani hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sülbünden çıkardıktan sonra Allah Azze ve Celle kendi kendimize şahit tutmuş. Bakalım ne demiş? Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehit ne? Onlar dediler ki bela şehit ne? Bilakis şahidiz yani evet sen bizim Rabbimizsin. Hatta bela da demiyoruz ha bir de şehit da peşine koyuyoruz. Yani bela desek hadi neyse. Az önce kafirler bela dediler değil mi? Evet dediler geçtiler. Bir de peşine biz şahit ne demişiz. Şahitliği de kabul etmişiz yani. Devamında da ne diyor Allah Azze ve Celle? Böyle yaptık ki kıyamet günü biz bilmiyorduk demeyesiniz diye. Bu da hüccettir. Yani nedir? Misak. Allah'ın bizden Adem Aleyhisselam'ın sülbünden çıkarıp ruhlarımızdan söz alması hüccettir. Allah Azze ve Celle bize sormuş. Elestu bir Rabbikum. Değil mi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Biz de demişiz ki bela şehit ne? Allah da devamında demiş ki kıyamet günü biz bilmiyorduk demeyesiniz diye böyle yaptık. Bu da bir hüccettir. Misak da misak sözü de bir hüccettir Allah katında. Bu arada misak ayeti hakkında yani Araf suresinin 172. ayeti hakkında çok ince bir detay var. Bu detayı kaçırmamanızı rica ediyorum. Allah azze ve celle soru sorarken ne diyor? Elestü bi rabbikum. Allah elestü bi ilahukum da diyebilirdi. Ben sizin ilahınız değil miyim diyebilirdi. Veya elestü bi halikukum diyebilirdi ve yani ben sizin yaratıcınız değil miyim diye sorabilirdi. Veya şöyle de sorabilirdi. Elestü bi lillahikum. Ben sizin Allahınız değil miyim diye de sorabilirdi. Ama Allah Azze ve Celle elesti bu Rabbikum dedi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Yani Allah Azze ve Celle burada bize şunu sordu. Ben sizin yöneticiniz değil miyim dedi. Rab yönetici demek ya. Çünkü Allah bildi ki insanların çoğu Allah'a Rab'lik konusunda şirk koşacak. Yöneticilik konusunda şirk koşacak. Helak olan kavimlerin bakıyorsun şirkleri hep bu yöneticilik şirki. Hep yöneticilerine tabi olmuşlar. Bugün olduğu gibi. Allah'ın helak ettiği kavimlere bakın yüzde doksanlı bu yüzden helak etmiştir. Allah Azze ve Celle. Yöneticilerine tabi oldukları için. Allah bu yüzden demiş. Elestu bir Rabbikum. Devam edelim. 12. ayetimiz Tahrim Suresinin 7. ayetidir. Allah Azze ve Celle Tahrim Suresi 7. ayette buyuruyor ki Ya eyyühellezine keferu Ey kafirler! Allah kıyamet günü bağırıp çağıran Allah'a karşı bahaneler sunan kafirlere diyecek ki Ya eyyühellezine keferu Ey kafirler! La te'atezurul yevm Bugün özür sunmayın. La ta'tezirul yevm. Bugün özür sunmayın. Siz ne yaptıysanız onun karşılığını göreceksiniz. Demek ki neymiş Allah katında özür yokmuş. Allah Azze ve Celle özür sahiplerine ne diyormuş? Kafir. Ya yüellezine keferu la ta'tezirul yevm. Ey kafirler bugün özür sunmayın. Ne diyor devamında? Ne yaptıysanız onun karşılığını göreceksiniz. Allah'ım ben bilmiyordum. Ben duymadım. Bilmeyenler var. Belki gafs bilmiyordur. Belki müritler bilmiyordur. Falan filan. Allah diyor yok. Şirk bitti. Özür sunmayın diyor Allah subhanahu teala. Dikkat edin burada Allah mazeret sahiplerine kafir diyor ha. Normalde de demiyor bunu. Mazeret sahiplerine böyle söylüyor. Subhanallah. Devam edelim. 13 ve 14. ayetlerimiz de Tövbe suresinin 65 ve 66. ayetleridir. Bu ayetleri bilerek en sona sakladım. Neden? Çünkü bu ayetler sahabeye nazil olmuş arkadaşlar. Bu ayetler normal vatandaşlara değil, peygamberi gören, onun sofrasına oturan, onun sohbetinde bulunan, onunla konuşan, onunla düşen, onunla kalkan, onunla koşan, onunla gülen, onunla ağlayan adamlar hakkında inmiş bu ayet. Bu ayeti okumadan önce hemen nuzul sebebini anlatayım. Sahabeler sefere çıkarken bir kısım sahabeler kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Diyorlardı ki bizim içimizdeki kurralar yani Kur'an hafızları çok yemek yiyor. Şişmanlar. Bu tip sözlerle alay etmişler. Kur'an okuyan sahabelerle. Haberleri yok ki aslında kurralar kelimesini kullanarak Kur'an'ı da işin içine kattılar. Dalgalarına Kur'an'ı da dini de malzeme ettiler. Allah Azze ve Celle bu söz üzerine bu sahabeler hakkında bak düşün seferdeyken bunu söylüyorlar. Yani bu şakayı yapan adamlar canlarını vermeye gidiyorlar yoldalar. Canlarını Allah yolunda vermeye gidiyorlar. Yolda bu şakalaşmayı yapıyorlar. Bakalım Allah bunlar hakkında hangi ayeti indirmiş? Eğer onlara sorsan le ne sana diyecekler ki inne ma nahdu Biz dalmış şakalaşıyorduk diyecekler. Kul onlara de ki e billahi siz Allah'la ve ayatihi ve ayetleriyle ve resulihi resuliyle dalga mı geçiyorsunuz? La ta'tezirun özür sunmayın. Kat kefertum kafir oldunuz ba'de imanikum. İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Yani Allah katında kişinin özür sunması, biz şakalaşıyorduk, biz lafa dalmıştık, böyle şeyler Allah Azze ve Celle katında mazeret değil. Yani görüldüğü üzere Allah Subhanahu ve Teala sahabe hakkında diyor ki, kat kefertum, kafir oldunuz. Ba'de imanikum, imanınızdan sonra. Yani vay ben iman ettim, tağutu reddettim, benim işim iş bitti, öyle bir şey yok sahabe bile imanından sonra Allah Azze ve Celle onlara kafir demiş. Sen kimsin ya? Sen kim oluyorsun yani? Dolayısıyla bugünkü insanlara böyle söylemek lazım. Allah sahabeye kafir demiş, özürlerini kabul etmemiş. Bugünkülerin özrünü niye kabul etsin? Adam elli tane şirk işliyor. Bizim mürciyeler diyorlar ki cehalet mazeret. Ya adam yüz tane şirk işlemiş. Allah ayette cehaleti suç olarak görüyor cehaleti mazeret olarak görmüyor. Sen Allah'tan daha mı merhametlisin? Allah Azze ve Celle'den daha mı rahmet sahibisin? Allah Azze ve Celle'den daha mı rahimsin? Allah Azze ve Celle'den daha mı afufsun? Allah Azze ve Celle'den daha mı gafursun? Allah Azze ve Celle'den daha mı settarsın ki Allah'ın kafir dediğine kafir dememekte Allah'la mücadele ediyorsun? Biz bundan Allah Azze ve Celle tebareke ve teala'ya sığınırız. Bugünlük bu kadar yeter. Önümüzdeki ders inşallah hadislerle bu konuyu ele alacağız. Cehaletin mazeret olmaması meselesini. Sözlerinde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir eksiklik veya kusur varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke antel alimul hakim ve ahire dava'una enil hamdülillahi Rabbil alamin Amin.